Herkese merhaba. Yeni bir videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugünkü videomu bir paket açılımıyla başlayacağım. Biliyorsunuz uzun zamandır başımız biraz dertti bu kilolarla. Geçtiğimiz sene 10. aydan 12. ay sonuna kadar bir 14 kilo vermiştim. Tabii izine gittik, tatil yaptık vesaire derken ipin ucunu kaçırdık ve kiloların yarısını aldık hemen hemen. Ama yaz da kapıda, az kaldı 3 ay ve kilo vermemiz lazım. Ben de işte kiloları aldıktan sonra ne yapsam ne etsem diye düşünürken, inanın diyet yapmaktan da böyle bıkmışken, hani o kaloriye bak, bunun puanına bak diye böyle bıkkınlık gelmişken Ayşe'nin teklifi geldi. Düşündüm taşındım, dedim neden olmasın, bir deneyeyim. Kabul ettim ve bir aylık böyle Herbalife deneme sürecimiz olacak. Bakalım, inşallah yaza 3 ay kaldı izine, Ağustos'a. Biraz daha kilolarımızı verelim, biraz yaza hazırlık yapalım. Siz de merak ediyorsanız, Herbalife'ı denemek istiyorsanız arkadaşlar, Ayşe'nin Instagram hesabından ona ulaşabilirsiniz. Ve Hülyalı Günler koduyla da %10 ilk paketinize indirim alabilirsiniz. Evet. Fazla uzatmıyorum. Hemen açıyorum. Tatlarını merak ediyorum. Evet. Paketi ilk açınca şöyle bir protein cips çıktı. Bakın. Şöyle ara öğünde yemek için böyle bir protein cips çıktı. Doğanlı. Bakalım bunu ara öğünde bir gün yerim. Sonra içerisinden şöyle bir çay var arkadaşlar. Ben böyle şeftali tadını seçtim. Vücuttaki toksinleri atıyor. Kilo vermeye yardımcı oluyor. Böyle bitkisel içerikli bir çay. Zaten içeriğini çok araştırdım. Çünkü ben böyle şeylerden korkarım. Böyle zayıflama ürünlerinden. Ama gerçekten gönül rahatlığıyla içeceğim. Ama tadını merak ediyorum. Bakalım ilerleyen videolarda göreceğiz. Ve bu çay yüksek tansiyon ve şekere de iyi geliyormuş. Ve biliyorsunuz benim düşük şeker olduğu için çok zorlanıyorum diyetlerde. İnşallah bu bana yardımcı olacak. Bakalım, hep birlikte göreceğiz. Sizlere de söylerim tabii ki de. Bu şeker konusu çok önemli benim için. Çünkü şeker düştüğü anda, aşırı düştüğü için sürekli diyetimi bozuyorum. İnşallah bu çayın faydası olacak. Hep birlikte göreceğiz. Sonra şöyle aloe vera içeceği çıkıyor. Bunu suya karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Yani böyle pur içilmiyor. Bu aloe vera hazmı kolaylaştırıyor, ödem attırıyor, detoks etkisi var. Sonra içerisinden şöyle bir Herbalife kaşığı çıktı. Şurası shake için, burası da çay içinmiş. Şöyle bir tane denemelik vanilyalı shake tozu koymuş içerisine, deneyip tadına bakabilmem için. İçinden bir tane şöyle shaker çıkıyor. Şöyle bir şeyi var içinde. İyice mikser etkisi vermek için. Topak topak kalmasın diye. Asıl Herbalife'ın baş şeysi bana göre shake. Bakalım shake'le nasıl olur bilmiyorum. Bu shake öğün yerine geçiyor. Tabii ki sadece bununla geçirmeyeceğim bütün günlerimi. Tabii ki öğünlerim de var, yiyebileceğim. Ama birkaç öğün yerine bu shake'i içeceğim. Arada yaptığım öğünler de var. Yani sadece bu shake'le geçirmiyorsunuz günlerinizi. Birçok şey yiyebiliyorsunuz. Ama diyetimin başrolü bu shake bana göre. Deneyeceğiz bakalım. İçeceğiz. Ben smooth chocolate seçtim. Kahve de vardı ama kahve içebiliyoruz bu diyette. O yüzden tekrardan kahve olsun istemedim. Çikolata çok ağır olur mu diye düşündüm. Ayşe de dedi böyle smooth krem, nasıl denir? Krema tadında dedi. O yüzden çikolatayı seçtim böyle. Bu da bir aylık eşlik edecek bize. Ve sağ olsun iki tane de şey koymuş. Riegel. Birisi şöyle bir çikolatalı bir protein riegel. Bu protein değil, pardon, yanlış söyledim. Bu shake yerine yiyebileceğim bir şey. Mesela shake'i içmek istemiyor canım.
O zaman bunu yiyorum. Aynı şeyleri veriyor bana. Onun verdiği takviyelere bu veriyor. Ve yine denemelik şöyle bir protein rigel daha. Valla tatlarını çok merak ediyorum. İnanın sabırsızlıkla başlamayı, deli misin, nesin diyeceksiniz ama sabırsızlıkla başlamayı bekliyorum. Yarın başlayacağım. Ben aslında biraz böyle karşıydım, böyle şeylere bakıyordum, hani shake'dir vesaire. Daha çok kalori hesabıyla kilo veriyordum. Biraz karşıydım ama Ayşe ile konuştuktan sonra bayağı bir kendim de araştırdım. Ve içerikleri, dediğim gibi benim için içerikleri çok önemli. Günlük almam gereken vitaminleri, mineral stofları, yağları, yani bir öğünde almam gereken bütün şeyler bunun içerisinde var. Zararlı bir şey yok içerisinde. Onu çok araştırdım. O yüzden de böyle bir karar aldım. Siz de başlamak istiyorsanız Instagram'dan Ayşe'ye ulaşabilirsiniz. İlk paketinize de Hülyalı Günler koduyla %10 indirim alabilirsiniz arkadaşlar. Biraz yeniliklere açık olalım. Yeni bir şeyler deneyelim. Çünkü insan gerçekten bıkıyor. Diyet, 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 diyet. Maalesef ki genetik şeyimiz yok. Genetik zayıf değiliz. O yüzden böyle. Kan şekeri düşüklüğü beni çok kilo almaya meyilliyim o yüzden. Düşük olduğu için. Sağlıklı, düzenli beslenmediğim zaman şekerim sürekli düşüyor ve açlık hissi yapıyor. Fark etmeden bir şekilde yiyorum işte. Kilo alıyorum öyle. Bakalım önümüzdeki bir ayki değişimi sizle birlikte göreceğiz. Bir de neye çok önem veriyorum? Daha önce sizlere bahsetmiştim ben bir 30 kilo verdim diye. O kiloların çoğunu geri alma nedenim şeker düşüklüğü ve hastalanmamın sebebi oldu. Aşırı dengesiz kilo verdiğim için hem hızlı hem de böyle mineral vitaminlere dikkat etmediğim için göz migreniyle karşılaştım ve 3 aylık çok zor bir dönem atlattım. Araba sürmem yasaktı, yalnız dışarı çıkmam yasaktı. Birden gözlerim görmüyordu. O yüzden artık böyle şeylere dikkat ediyorum. Normal diyet yaparken de ne aldığıma, ne içtiğime önem veriyorum. Bakalım hep birlikte göreceğiz. İnşallah yaza dinamik bir şekilde gireceğiz. Aşırı büyük hedeflerim yok. Böyle 12, 20-30 kilo diye bir hedefim yok. Ama yaza kadar biraz şöyle en azından şu aldığım kiloları biraz vereyim. Bir 7-8 kilo vereyim. Biraz rahatlayayım istiyorum. Böyle bakalım şimdi vlogumuza başlayalım. Bugün neler yapacağız? Ben hazırlandım da ev halkı hazır değil. Hazır mısınız? Evet. Kız yazlık olmuşsun ya sen. Atletleri giymiş, yazlıkları çıkarmış. Dolaptan onları mı indirdin? Hayır. O indirmiş gibi geliyor bana. Babam verdi. Babam verdi. Ben bunu istiyordum, ne oldu? Hırka da alalım da soğuk olabilir. Ya, bunları da koyalım. Şöyle. Yarın. Severim. Seversin, sana göre değil bunlar. Çocuklar içemez. Hayır. Kendisini severim. Çipsler. Yürüyün bakalım. Ben de hırka seçiyorum. Hadi bir hırka seç sen. Yürü. Evet, ev ahalisini topladım. Çıktık. Çıkabildik çok şükür. Aynen. Evet, çıktık. Ormana doğru gidiyoruz. Bugün orman değil de akarsu var bizim burada. Kuzi. Oraya gideceğiz. Biraz orada dolaşalım. Değişiklik olsun dedik. Hep çarşıydı, oydu, buydu. Hep oralara gidiyoruz. Biraz yeşillik görelim. Evet, biraz böyle temiz hava alalım. Tam da benlik alerjim. Alerjim hiç tetiklemez alerjimi. Ama peçet aldım yanımda. Dün çok kötüydü var ya. Burnum aka 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 nasıl çalıştım. Burnuma şey, elimde tempo, cebimde tempo, arka ceplerimde tempo, kasada tempo. Her yerde tempo. Her yerde tempo. Tempo Türkçe söylemedik bak. Peçete, mendil, selpak. böyle ama işte çocuklar da böyle çıksın, bir temiz hava alsın. Hep okul, mağaza, alışveriş. Hiç böyle bir yeşillik alanlara gitmiyoruz. Gözlerim şimdiden kaşınmaya başladı. Hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Nereye gidiyorsun? Ne yapalım? Şimdi Kuzey'e gidiyoruz.
Kiosk var, akarsu var. Oyun parkı. Oyun parkı var. Oyun parka gideceğim ben. Tamam, sen git. Ondan sonra böyle biraz yürüyüş yapmış oluruz. Bir değişiklik olur dedik ve çıktık. Bugünden sonra hep öğlenciydim. O yüzden doğru düz video çekemedim. Öğlenci olunca kötü oluyor ya. Saat 8'de çıkıyorum. 8'den sonra bir de iş yorgunluğuyla bir şey yapmıyoruz zaten. Eve geliyoruz. Evet. Yemek. Ondan sonra pijamaları giyip oturuyoruz. Öyle geçiyor. O yüzden zor oluyor öğlence olunca. Bu ayda çok öğlenciliğim var. Şu gözümü de silsem iyi olur. Bulanık görüyorum sizi. Evet, o yüzden maalesef iki iş olunca böyle oluyor. Hem iş hem video. Ama böyle öğlenci çalıştığım zaman kısa da olsa videoları yüklemek istiyorum. Sizlere de videosuz bırakmak istemiyorum. Yapıyorsak düzgün yapalım. Böyle bir video geliyor bir gelmiyor olmasın. Sonuçta bir nevi bu da işimiz. Aynen. O yüzden kısa da olsa öğlenci de olsam vlog yüklemeye çalışıyorum. Şimdi gidelim şöyle temiz bir hava alalım. Bakalım bir kalabalık mı diye. Kesin kalabalıktır. Orası hep öyle kalabalık. Evet. Aslında bisikletle gitseydik güzel olurdu da çocukların bisikleti yok. Ceren'in ve Ezgi'nin bisikleti küçük geliyor ve bir türlü almak nasip olmadı. Valla bir izine gittik işte Ağustos'ta alacağız derken izin geliyor bir türlü alamadık. Onlara da bisiklet lazım. Benim var, Volkan'ın var ama malum çocuklar büyüyor, bisikletler olmuyor. Şuradan içecek alalım benzin istasyonunda. Ay vallahi arkadaşlar, bakın hemen kaşınmaya başladı. Su burada. Su orada, evet. Benzin istasyonları da uygun değil ama kiosktan biraz daha uygundur. O yüzden bir de orada var mı bilmiyorum şimdi. Enerji içeceği çekleyeceğim. Bakalım. Evet, şimdi geldik. Park yerleri de dolu. Ta kenarlara koymuşlar, arka taraflara. Şimdi şu sol taraf zaten ormanın girişi. Bir girelim. Biraz. Lütfen kızlar biraz relax yapalım. Tamam. Tamam. Biraz sessizlik yapalım. Aynen, kuşların ötüşünü dinleyin. Evet, biz böyle. Edelim, araba gelin. Burada bir intro videosu çekmiştim ben. Aa, evet. Hatırlayanlar var mı acaba? Gel. İyi oldu çünkü ben arıdan korkmuyorum artık. Evet. Zaten daha arı görmedim ben bu sene. Ben gördüm. Ben okulda bir evet. sürü var. Ha. Bizim okulda bir sürü var. Kenardan araba geçecek. Yazın buradan suya da giriyorlar. Şu sağ tarafta yüzenler de var. Bunun öbür tarafı da var. Şöyle şu tarafı. Ama o tarafa birazdan gideriz. Değil mi? Evet. Önce bir şöyle gidelim. Önce şöyle bir gezelim. Ondan sonra oraya gideriz. Şöyle de güzel olurdu. Ne? Ceketlerimi de alıp bir yere oturup böyle eşbanla gideriz. Ceketsiz de oturabiliriz Ezgi. Yere. Evet. Geç bakalım. Ben bu suyu sevmiyorum. Niye? Burada çok ölü çıktı. Şuraya bak anne. Anne şuraya. Nasıl yok? Kuzeyden kaç tane ölü çıktı? Buradan mı? Ya. Efendim? Evet anne. Anne nasıl da ölü koyalım? Şu öndeki suyu çek. Orada daha çok ölü. Evet, öne gidelim. Orası Kanu. Kanu deniyordu değil mi? Abi Kanu aynen. Kanu sporları yapılıyor şu önde. Geçin bakalım. Spor mu yapılıyor? Evet. Ben günlük. Şurada suyu temizleniyor mu? Evet annem. Dünya şampiyonası yapılıyor. Evet. Çok ünlü. Evet. Augsburg'un meşhur şeylerinden bu. Kanu sporu. Burada senede bir kere şeyler oluyor değil mi böyle? Çok korkunç duruyor burası. Bak su buradan düşüyor, oradan çıkıyor. Geç baban tutsun seni. Bakın o su buradan. O boğutun kendine ait oluyor Ceren. Bakın burası işte. Ya. Biz markan kebabutsin. Aha. Birisi de buraya aşk kilidi vurmuş.
Hakan, Hülya Karataş. Kendin kilidini mi vurdun? Kendime ya? Kilit vurdum. Evet. O kendin, sen bir kere mi koymuştun? Hayır canım. Şaka yaptım. Evet, böyle işte oraya doğru ilerliyorlar. Şurada böyle parkurlar var. Oradan geçiyorlar ama oraya gitmeyelim. Gelin biz öbür tarafa gidelim. Suya doğru, şeye doğru, şu tarafa. O da? Hayır, şu tarafa. Orası orman. Ormana gidiyor. Ormana bak. Ama orada bir şey yok ki. Gel şöyle ucundan bakalım hadi. Ben tiyerlere gördüm. Eski kaynatiyeri. Burası tuğu değil. Şimdi keşfe çıktık arkadaşlar. Ormanı keşfediyoruz. Ormanda yaşıyoruz. Ormanda neler var? Bir sümüklü böcekle karşılaştık az önce. Bol bol ısırgan oku var. Sümüklü böcek nerede? Evet, geçti. Görmedin mi? Gel bak göstereyim. Şuradaydı şimdi. Gördüm ben. Ha, bak şurada. Bak. Gördün mü? Göremiyorum. Bak şurada. Elimin ucunda. Yerde. Aa. Hayatımız buralarda geçti. Ormanlarda. Vallahi benim ormanda geçmedi hayatım. Evet. Ama geliyorduk bana. Öğretmenim bizi bıraksa okulun son günü de buraya getirecek de. Evet arkadaşlar, Alman okulların klasik gezileri orman gezileridir. En ucuzu da o yüzden. Hepsi ormana gider. Böyle yeşillikler içinde de ne güzel durdum şat. Bak. Evet, klasiktir. Almanya'da yaşayanlar bilir. Okul gezileri genelde ormanda bulur. Geçiyor ya, şu bir ayı da atlatsam. Evet. Bu ay oluyor. Tam şimdi şey zamanı onların. Aslında 4. ayda oluyor. 3. 4. ayda ama bu sene hep yağmurluydu. Evet. O yüzden böyle biraz kaydı. Alerji bir ay kadar şey oldu. Bakayım mı şuraya? Bakmayın, ne bakacaksın orada? Ağaç kesmişti. Ağaç kesmişler, bir şey yok. Evet, çok büyük bir ağaçmış. Zamanı gelmiştir onun da. Bir insan kendine niye bu işkenceyi yapar bilmiyorum. Ne işkencesi? Alerjisi olan bir insan niye ormana gelir? Bisikletle geliyor. Nereden geliyor? Ya ayağım acıyor şimdi. Neyse, eve gidelim o zaman. Anne, bize sonra doldurmalı. Alırız. Tamam, o zaman gelin geri dönelim. Çok girdik ormana. Biraz çıkalım buradan. Şu akan suya doğru gidelim. Şimdi birer dondurma aldık. Benim kalkasım gitti. Ceren de aldı. Bir tane de ben aldım. Gölün kenarına geldik. Şu sağ tarafta çocuk oyun parkı var. Sol tarafta büyükler için olan oyun parkı var. Oraya doğru gidiyoruz. Çünkü benim kızım büyümüş artık. Nasılsın Ezgi? İyiyim ama sırtım mı acıyor? Sırtın mı acıyor? Serttir biraz. Baba dur. Bekle. Oturarak mı yapacaksın? Bekle. Sen de otur, sen de sallayın. Yok, ben istemiyorum. Tamam. Şimdi Ezgi oyun parkında oynuyor, biz de onu bekliyoruz. Balkan da bekçiliğini yapıyor. Ya, ne yapalım? Böyle oluyor işte. Orman gezimizi bitirdik arkadaşlar. Bittik. Yürüdük yürüdük. Ben iyice tıkandım. Sesimden anlaşılıyordur. Bu dedemin mi? Hayır, dedenin değil. Taksi var da dedesinin mi diye soruyor. Tıkandım, burnum filan tıkandı. Daha fazla gezemeyeceğim. Gözlerimi görmeyin zaten. Gel kızım. Gel. Heh. Oynamaktan da bittin. Oynamakla da bittin, evet. Oynadık. Ezgi bayağı bir parkta oynadı. Evet, ama gözlerim bakayım. Oh, gözlerim. Benimki? Senin yok, alerji yok senin. Aa, şimdi bir yemek yiyelim dedik. Malum son gün. Yemek, Volkan beni yemeğe götürecek ama nereye gideceğiz karar veremedik. Evet, daha düşünüyoruz. Arabayı geçmedik değil mi? Yok yok, daha önde araba. Ben seçim, siz seçin. Neyse, bir düşünelim bakalım bir arabaya kadar. Evet, bir düşünelim. Biz eve geldik arkadaşlar.
Valla yemeği yedik. Bir Türk restoranına oturduk. Çekemedim. O kadar doluydu ki havada güzel olunca herkes kendini dışarıya atmış. Şey yapamadım. Çekim yapamadım. Pizza yedik. Sonra da eve geldik. Şimdi Ezgi'yi soktum banyoya. Sonra çocukları halledeceğim. Tırnaklarını falan keseceğim. Böyle kızları yıkayayım. Ondan sonra da koltuk keyfi yapacağım. Bu hafta hemen 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 değil her gün gittiğim için önümüzdeki hafta 3 gün boşum. Çat, eve sinek girmiş. Evet, kolla. Bulut! Bir tane sinek girmiş. Kedimiz var, ne işe yarıyor? Dolanıp duruyor. Aslında kediler pek hoşlanmıyormuş, biliyor musun sineklerle? Hadi ya. Evet. Ne oldu? Kayınvalidem zambak almış bana arkadaşlar doğum günümde. Şurada Allah'ım dün nasıl kokuyordu değil mi? Ama güzel kokuyor. Güzel kokuyor da o da mutfak küçük evet. Ya. Evet. Çok şeydi içerisi. Benim de alerjim var dedim. Balkona koyduk. Geri gitti. Bulutun yüzünden oturmasına çiçek koyamıyoruz. Bakın bunu da arkadaşım almış. Şu rengine bakar mısınız? Ne kadar güzel. Evet. O bunları almış. Volkan çiçek aldı. İşte oturma odasına koyamıyoruz ki buluttan. Suyu biraz az giysin. Volkan da aldığı çiçeğe çok iyi bakıyor. Bakacağız tabii. Para verdi ya. Aşkım. Efendim. 3 gün evdeyim. Oh, hayat sende Hülya. Kebap. Ne 3 günü? 4 gün evdesin. 4 gün mü? Vallahi 4 gün. Of, 4 gün evdeyim. Bak bak nasıl gülüyor. Sevindim. Şu arkadaşlar zayıflama şeyi, şu Herbalife'ın size şey yapacağım. Çünkü şimdi merak edenler olur, etmeyenler olur. O yüzden şimdi yarın bir videoya başlayacağım. Sizinle bir ay boyunca hem değişimi birlikte göreceğiz hem de nasıl geçtiğini bir video yapıp bu ayın sonu değil 6. ayın ilk haftasının sonu yani tam bunlar bittikten sonra yayınlayacağım. Yaza bomba gibi gireceğiz. Kendi adına konuş. Volkan sen de kilo aldın ha. Nerede ya, hiçbir şey yok bende. Göbek çıktı Volkan. O kadar olur. Ben i̇şte, dert etmiyorum. Ben de dert etmiyorum da kıyafet olmuyor. Sorun orada. Kilo hem sağlık açısından hem de insan şey değilim, ben rahat bir insan değilim. Böyle rahat rahat giyinip çıkamıyorum. Sevmiyorum. Dışarısı beni ilgilendirmiyor ama ben rahat etmem lazım evet. Giydiğim şeyi. Sürekli böyle bol çekiştirmeli bir şeyler giymek istemiyorum. Ya. Benim bir videom vardı. Ceren'le ikimiz, Ceren küçükken çekmiştik. Yayınlamıştım size de. Böyle vlog çekmiyorduk tabii o zaman da. Şey böyle evet. Ceren çok istiyordu. O yüzden onun için böyle mutfakta çekmiştik. Birisi bana oraya yazmış. İnan görsem tanıyamam diye. O halini görsem diye. O zamanlar daha zayıftım. Şu anki kilomdan 17 20 kilo daha azdım. Ya. İşte böyle ne yapak? Sağlık olsun diyoruz her zaman ama sağlık olsun deyip de bırakmak da olmaz tabii ki de. Dikkat edeceğiz. Vereceğiz. Güveniyorum sana. Ama yemek yemek çok güzel. Çok seviyorum ben yemek yemeyi. Bir de şeyler var ya şöyle yemek yemeyi unuttum diyenler. Bir insan yemek yemeyi nasıl unutur? Nasıl unutabilir? Vallahi bilmiyorum. Benim için ilk öncelik yemek. Neyse, dediğim gibi. Şey yapmıyorum böyle, hani yaza kadar şu kadar vereyim, bu kadar vereyim değil. Şimdi bir ay bunu deneyeceğim. Tabii ki beğenirsem devam ettireceğim. Volkan alacak bana. Ama... Ama denemek istedim. Dediğim gibi bıktım sürekli kalori saymaktan. O yüzden deneyeceğiz bakalım. Ben ya kilo verdirdiğini biliyorum. Birçok kişiden duydum. Çevremde de duydum kilo verdirdiği. Önemli olan onu şey yapmak, sürdürmek. Aynen. Yani içeceksin onu. İçeceğim de. Bir şey yapmayacaksın Osman Bey. Arkasında duracaksın. Evet. Neyse böyle arkadaşlar. Bugün paket açılımı da yaptık. O yüzden bu videomu burada sonlandırayım artık.
İnşallah bir dahaki vlog daha şey olur. Gezmeli, etmeli. Nereye götüreceğim bizi Volkan? Sen beni nereye götüreceksin? Sen götüreceğim beni. Böyle ben bu birkaç gün bir, madem 4 gün evdeyim, önümüzdeki videolarda bir camları, kapıları indirelim de yaz temizliği yapalım. İlkbahar gelmedi. Biz bir temizliğe başlayalım, şu perdeleri yıkayalım. Başla camları bakalım. Silelim. Burun cam temizmiş be. Ben sildim çünkü. Volkan biz böyle evde temizlik yaparken cam sinle siliyor gördüğü yerleri. Evet, bir dahaki videoda inşallah tekrar görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Tamam. Başım döndü.